Merhaba arkadaşlar, Dershane burada. Hepiniz hoş geldiniz. Ben artık bildiğiniz gibi Aleyna hocanız. Şimdi arkadaşlar, bu senenin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu sene 8. sınıflar için tekrar artık bir konu anlatım videosu çekmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece biz size böyle sorularla ders anlatarak ilerleyeceğiz 8. sınıflar için. Ama siz yine konuyu anlamış olabilmek için, anlayabilmek için geçen seneki ya da ondan önceki seneki 8. sınıf videolarımızı izleyebilirsiniz. Yine anlamadığınız bir konu olursa ya da anlamadığınız bir şey olursa ister bu videonun altında, ister o konu anlatım videolarının altında yorum yapabilirsiniz. Mutlaka dönüş sağlayacağım diyorum. Ve ilk sorumuza başlamadan önce ilk sorumuzun ilgili kavramlarını ve bu soruyu çözebilmek için bilmemiz gerekenleri öğreneceğiz. İlgili kavramlarımız ne? Coğrafi keşifler, Rönesans, reform, sanayi inkılabı. Şimdi gerekli bilgi burada bu verdiğimiz kavramların açıklamasını yapıyoruz. Zaten siz bunları 7. sınıfta ayrıntılı olarak gördünüz. 8. sınıfın ilk ünitesinin başında sadece kısaca bahsediyoruz bunlardan. LGS'de çok gelir mi? Hayır, çok aman önünüze gelecek bir soru değil. Sadece sorulursa sanayi inkılabı ile ilgili onun yarattığı etkiler sorulabilir diyorum ve bunları kısaca size anlatmaya başlıyorum. İlk olarak coğrafi keşifler. İspanya ve Portekiz başlatıyor arkadaşlar. Yani Avrupalılar başlatıyor. Sonra zaten İspanya ve Portekiz'in başlattığı coğrafi keşifler bütün Avrupa'da yayılıyor arkadaşlar. Yeni ticaret yolları keşfediyorlar. Coğrafi keşiflerle birlikte. Çünkü o dönemler Osmanlı'ya ait bütün ticaret, yani önemli ticaret yolları. Ne bunlar? İpek yolu, baharat yolu ve Akdeniz ticareti Osmanlı'ya ait. Avrupalılar da artık farklı yollar aramaya başlıyorlar. Hatta biliyorsunuz işte Hint Deniz Yolu bulunuyor, Ümit Burnu bulunuyor, Amerika keşfediliyor. Keşfedilen yerlerdeki zenginliklerin hepsi Avrupalılar keşfettiği yerlerdeki zenginliklerin hepsini kendi ülkelerine getiriyorlar ve zenginleşen Avrupa sanata, edebiyata, bilime ilgi duymaya başlıyor. Bu da Rönesans doğuruyor. Rönesans kelime anlamı olarak yeniden doğuş demek zaten. İtalya'da başlıyor arkadaşlar. Avrupa'da dediğimiz gibi sanat, edebiyat, felsefe, bilim anlamında büyük gelişmelerin yaşanmasına sebep oluyor. Rönesans'la birlikte arkadaşlar Katolik Kilisesi'nin dayattığı skolastik düşünce, yani tek tip düşünce sistemi önemini kaybediyor. Pozitif düşünce sistemi ortaya çıkıyor ve Katolik Kilisesi'ne duyulan güven azalıyor. Katolik Kilisesi'ne duyulan güvenin azalmasıyla birlikte ortaya reform hareketleri çıkıyor. Katolik mezhebinde bozulmalar meydana geliyor. Almanya'da başlıyor reform arkadaşlar. Martin Luther önderliğinde başlıyor. Reform hareketleri dinde yeni düzenlemeler yapılmasına sebep oluyor. Hatta bizim bildiğimiz Hristiyanlıkta iki tane mezhep var. Ortodoksluk ve Katoliklik reform hareketleriyle birlikte Protestanlık diye bir mezhep ortaya çıkıyor. Sonrasında bilmemiz gereken ne? Sanayi inkılabı. Sanayi inkılabında insan ve hayvan gücüne artık bırakıyoruz. Artık makineleşmeye, fabrikalaşmaya gidiyoruz. İngiltere'de başlıyor. Bu da dedik. O zaman sorumuzu çözelim. Yukarıdakilerin hangilerinin Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin zayıflamasına doğrudan katkı sağladığı söylenebilir demiş. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman coğrafi keşifler. Biz az önce ne dedik? Osmanlı'nın elindeydi bütün ticari yollar. İpek yolu, baharat yolu, Akdeniz ticareti. Şimdi buradan bir yerden bir yere mal götürmek isterken de bir şey, hani o yoldan geçeceksen bana vergi vermek zorunda hani Osmanlı Devleti'ne. Ama sen coğrafi keşiflerle birlikte yeni yollar bulursan benim yollarım önemini yitireceği için artık bana vergi vermezsin değil mi? Bu da benim ekonomik olarak çökertir. O zaman ekonominin zayıflamasına sebep olmuş mudur coğrafi keşifler? Olmuştur. Bir olmayanları eledim. Rönesans. Rönesans daha çok neydi? Sanat, edebiyat, bilim alanında yenileşmeydi. Tamam, biz bunları yakalayamıyoruz ama bilimsel anlamda geri kalıyoruz. Ekonomik anlamda değil. O yüzden Rönesans benim ekonomimi etkilemez. İkiyi de eledim. Zaten cevabım çıktı. Sanayi inkılabı. Sanayi inkılabı şimdi ne dedik? Fabrikalaşma, makineleşmeye geçilmesi demiştik. Ama ben hala Avrupa'yı takip edemediğim için e-tezgahlarında bir tane ürünü bir günde üretebiliyorum. Yani üretimi sağlayamıyorum.
ham maddelerimi kullanamıyorum. Avrupalılar geliyor benim ham maddelerimi kullanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ben günde bir tane atıyorum, kalem satıyorum. Ama Avrupalılar geliyor, daha ucuza bir sürü kalem satıyor benim ülkemde. Bu da ne oluyor? Osmanlı Devleti'ni açık pazar haline getiriyor. Yani ben ham maddemi kullanamıyorum. Ürünümüz zaten yavaş yapıyorum. Çünkü insan eliyle yapıyorum. E bir de üstüne satamıyorum da. O zaman ne oluyor? Ekonomim yine çöküyor. O zaman sanayi inkılabı da bizim ekonomimizin zayıflamasındaki doğrudan katkı sağladığı söylenebilir diyoruz. Reform arkadaşlar, reform bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Neden? Çünkü bu Hristiyanlık dininde ortaya çıkan hareketler. Biz zaten Osmanlı Devleti olarak Müslüman bir devletiz. O yüzden bizi çok ilgilendiren bir konu değil reform. O yüzden ne diyoruz? 1 ve 3. Evet, yeni sorumuzun ilgili kavramı yine sanayi inkılabı. Bu sefer sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ne etkisine bakacağız. Çünkü az önce sanayi inkılabının ne olduğunu zaten öğrendik. Şimdi Osmanlı Devleti'nin etkilerine bakacağız. Ne yaptı arkadaşlar? Osmanlı Devleti makineleşemedi, seri üretime geçemedi. Hala ben tek günde tek ürün üretebiliyorum ve bunu da pahalıya satıyorum. Geleneksel el tezgahlarında üretilen mallar satılamıyor. Osmanlı topraklarından elde edilen ham madde stoklarda kalıyor. Yani ham maddemi kullanamıyorum. Şimdi bazı ham maddeler de kullanılmayınca bozuluyor haliyle. Ham maddemi kullanamadığım için ne oluyor? Avrupalılar geliyor, benim ham maddemi alıyor. Sonrasında Osmanlı ham madde satan, işlenmiş ürün satın alan bir devlet haline geliyor. Yani ne yapıyorum ben? Atıyorum bor. Bordan şu an günümüzde aynı şekilde örnek verebiliriz. Bor çıkarıyorum. Tamam, ben çıkarıyorum. Benim ham maddem. Ama ben bunu işleyemiyorum çünkü işleyecek teknoloji bende yok. Ne yapıyorum? İngiltere'ye satıyorum. Atıyorum şu an İngiltere dedim. Ya da Amerika'ya. Amerika'ya satıyorum. Ben onu boruna ne yaparsa işte hani şu an şey var, deterjan var mesela, hani biliyorsunuz, atıyorum onlar deterjan yapıyorlar, ben o deterjanı geri alıyorum parayla, tamam mı? Bu mantık. Ve dışa bağımlılıktan dolayı arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk defa dış borçlanmaya gidiyor. Çünkü artık bende para kalmıyor, Osmanlı Devleti'nde para kalmıyor. Zaten yarı sömürge halindesin aynı zamanda, bir şey de satamıyorsun. Bu yüzden yarı sömürge haline geliyoruz, dış borçlanmaya gidiyoruz, borçlarımızı ödeyemeyince de zaten duyulu umumiye dediğimiz şey açılıyor, kurum mu diyeyim artık, şey açılıyor işte. Oraya artık koyuyoruz biz paralarımızı, artık borcumuz olduğu devletler de oradan alıyor paralarını. Evet, bakalım sorumuza gelelim. Gelişmelerden hangisinin yaşanması beklenmez demiş. Sanayi inkılabı sonucunda fabrika mallarıyla mücadele edemeyen Osmanlı Devleti'ndeki el tezgahları ile küçük atölyeler kapanmış. Ahilik teşkilatı önemini yitirmiş. Yabancı malların ülkeye girişi hızlanmış. Ve birçok Avrupa devleti ham madde ihtiyacını Osmanlı topraklarından karşılamaya başlamıştır. Tamam, bunu söyledik zaten. Bu durum Osmanlı Devleti'nde halkın refah seviyesi artmıştır. İşsizlik oranında azalmalar meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti yarı sömürge devleti konumuna gelmiştir. Şimdi baktım, gelişmelerin hangisi yaşanması beklenemez, beklenmez demiş. Halkın refah seviyesi artmış mıdır? Hayır, çünkü sen sanayileşemiyorsun. Sanayileşemeyince zenginleşemiyorsun da. Yani halkın ne oluyor? Fakir. Refah demek hani zenginlik diyeyim ya da halkın, herkesin eşit seviyelerde yaşayabildiği, herkesin yemek yiyebildiği, aç olmadığı, evi olduğu bir ortam düşünün. Halkın refah seviyesinden kastımız bu. Artmış mıdır? Hayır, tabii ki azalmıştır. Çünkü ekonomim bozuldu. Yani bir beklenemez. O zaman bir olmayanları eledim. İşsizlik oranında azalmalar meydana gelmiştir demiş. Hayır arkadaşlar, işsizlik oranında artmalar meydana gelir. Çünkü bu el tezgahları olan zanaatkarlar, esnaflar ne yapıyor? Ürün satamadıkları için kapatıyorlar. Küçük el tezgahları kalkıyor. Ne oluyor? Bunlar da işsiz kalıyor. Yani işsizlik oranında azalmalar değil, artmalar meydana geliyor. Bu da beklenemez. Osmanlı Devleti yarı sömürge devleti konumuna gelmiştir. Bu doğru dedik. O zaman cevabımız 1 ve 2. İlgili kavramlar demiş, Fransız İhtilali. Arkadaşlar, Fransız İhtilali Fransa'da halkın monarşiye karşı, krallığa karşı yaptığı bir ayaklanmadır. Monarşiyi yıkıp yerine cumhuriyeti kurmuşlardır. İmparatorlukların yerine
ulus devletler almaya başlamıştı. Şimdi buradaki önemli olan imparatorluk. İmparatorluk dediğimiz şey ne arkadaşlar? Birden fazla içinde millet barındıran devlet. Kim bunlar örnek? Osmanlı Devleti mesela. Ne yapıyoruz? Bizim içimizde Türkler, Türk var. Evet, Türk'ten başka milletler de var. Kim bu milletler? İşte Sırplar var, Rumlar var, işte Yunanlar var. Yunanlar da zaten şey de. Sonrasında ne bileyim Arap var, Yahudi var. Hani biz içimizde bunları da barındırıyoruz. Onlar da bizim vatandaşımız sayılıyor. Ama bunlar Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından dolayı yavaş yavaş isyan ediyorlar. Kendi milli devletlerini kuruyorlar. İşte ne Yunanistan, Sırbistan gibi. Cumhuriyet yönetimi demokrasi fikrini yaygınlaştırıyor, monarşi güç kaybediyor ve milliyetçilik akımının ortaya çıkması dediğimiz gibi bağımsızlık amacını taşıyan isyanlar, ayaklanmalar ortaya çıkıyor ve imparatorluklar yıkılma sürecine giriyor. Şimdi bu arkadaşlar tamamıyla bilgi sorusu. Bunu hani bilin diye, bunu size yorumlama sorusu şeklinde sorup aslında bilginizi isterler bu tarz sorularda. Ben direkt bilmeniz için bilgi sorusu koydum. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden birisi değildir demiş. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik, eşitlik, demokrasi gibi fikirler çok uluslu yapıya sahip olan devletleri dağılma sürecine götürmüştür demiş. Birisi değildir diyor. Şimdi ben zaten yani çok uluslu devlet olmayanı arayacağım. Osmanlı Devleti çok uluslu değil mi? İçinde birden fazla barındırıyor dedik. Avusturya, Macaristan. Zaten bu ülkenin ismi iki ayrı ülkenin şeyi değil mi? Bu da çok uluslu bir devlet. Zaten belki hatırlarsınız, hani duymuşsunuzdur. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Yani bunların zaten isminde imparatorluk var. Aynı şekilde arkadaşlar Çarlık Rusya'da bir imparatorluk bu. Yani çok uluslu bir devlettir. O yüzden buna da birisi değil demiş. Buna da imparatorluk diyeceğiz. Çok uluslu devlet diyeceğiz ama İngiltere değil arkadaşlar. Dedik ve geçtik. Diğer kavramlarımız Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. ve 2. Meşrutiyet. Bunlar da arkadaşlar bu milliyetçilik akımının yaydığı, yani Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından dolayı azınlıklar, yani bizim ülkemizdeki azınlıklar gitmesin, bizi bırakmasınlar diye yaptığımız şeyler, faaliyetler diyeyim. İşte onlara yönelik fermanlar yayınlıyoruz ya da yönetim şeklimizi değiştiriyoruz. Aslında burada amacımız Avrupa'nın iç işlerimize karışmasını önlemek ve azınlıkların gitmesini önlemek. İlk olarak Tanzimat Fermanı'na baktım. Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek için, milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak için ve azınlıkların devlete bağlılıklarını arttırmak için bu fermanı yayınlıyoruz. Osmanlı Devleti'nde ilk defa anayasal düzene geçişin ilk aşamasıdır diyoruz. Islahat Fermanı'na baktığımız zaman bu da şimdi Tanzimat Fermanı'nda biz Müslümanla gayrimüslim dediğimiz kim? Azınlıklar. Gayrimüslimle Müslümanları eşit hale getiriyoruz. İkisine de eşit haklar veriyoruz. Ama Islahat Fermanı, hani bakıyoruz azınlıklar hala gitmeye devam ediyor. Hala isyan ediyorlar. Biz üstüne Islahat Fermanı'na yayınlıyoruz ve azınlıklara daha Müslümanlara nazaran daha fazla hak veriyoruz arkadaşlar. Avrupalılar azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasını önlemek istiyoruz. Azınlıkların hakları genişletilmiş, Müslümanlara eşit hale getirilmiştir demiş. Yani bir tık daha onlara hak veriyoruz. Meşrutiyet, azınlık isyanlarını sona erdirmek ve devletin bağımlılığı dağılmasını önlemek amacıyla monarşik yönetimden meşrutiyete geçilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar meşrutiyet dediğimiz ne? Monarşi dediğimiz ne? Monarşi arkadaşlar tek kişilik yönetim, padişah işte ya da kral mantığıyla. Ama meşrutiyette arkadaşlar yine bir padişah var ama onun altında iki tane meclis var. Birisi meclisi ayan. Bu toprak ağalarının yani ayanların girdiği meclis. Bunu ayan kelimesini zaten 7. sınıfta öğrenmiş olmanız gerekiyordu. Bir de meclisi Mebusan arkadaşlar. Meclisi Mebusan da halktan kişilerin girdiği meclis. Yani buna şu an günümüzde örnek verecek olursak milletvekillerine örnek verebiliriz. Hani halkın sorunlarını meclise, padişaha götürüyor. Padişah da halkın sorununu çözüyor mantığıyla. O zaman sorumuza bakabiliriz.
Osmanlı Devleti azınlıkların milliyetçilik akımından etkilenip isyan çıkarmaması için hangisi veya hangilerini ilan etmiştir demiş. Şimdi baktım. Tanzimat Fermanı'nı ilan etti mi? Etti. Kanuni esası, evet onu şeylerle yazmamışız. Kanuni esası da arkadaşlar meşrutiyetle birlikte çıkardığımız ilk anayasamız. Hapşuracaktım, hapşuramadım. Meşrutiyetle beraber çıkardığımız ilk anayasamızdır. Kanuni esası da. Şimdi kanuni esasıyı biz kendi vatandaşımız için, kendi bizim ülkemizde yaşayanlar için çıkarıyoruz. Anayasa değil. Islahat fermanı var. Bir de meşrutiyet de tamam, meşrutiyeti kendi yönetimim için yaptım. Ama aslında amacım neydi biraz da? Dağılmasını, devletin dağılmasını engellemek ve azınlık isyanlarını sona erdirmekti. Yine meşrutiyeti de alacağım. O yüzden cevabım 1, 3 ve 4 dedim. İlgili kavramlar demiş. Yine meşrutiyetten bahsedeceğiz. Az önceki gibi neydi? Azınlıkların isyanlarını sona erdirmek, devletin dağılmasını engellemek için kanuni esası da hazırlıyoruz. Meşrutiyeti ilan ediyoruz. Halk ilk kez seçme ve seçilme yetkisini kullanıyor arkadaşlar. Çünkü burada az önce anlattığım meclisi mebusana halk kendi seçiyor göndereceği insanları. Tamam mıdır? Buna göre hangisine ulaşılabilir demiş. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra meşrutiyet karşıtı grupların kışkırtmasıyla İstanbul'da ayaklanma çıktı. 31 Mart olayı olarak bilinen bu ayaklanma hareket ordusu tarafından bastırıldı demiş. Evet, burada buna da değinelim. Zaten bunlar bu anlatım videolarında var da yine de değinmek istiyorum nedensizce. 31 Mart olayı arkadaşlar mevcut düzene karşı çıkarılmış ilk isyandır Osmanlı Devleti'nde. Meşrutiyeti istemiyorlar, monarşik yönetime devam etmek istiyorlar. Bu yüzden de padişaha halk isyan ediyor. Hangisine ulaşılabilir demiş. Osmanlı toplumunda halk monarşi yanlısıdır demiş. Tamam, halk monarşi yanlısı da hepsi mi? Hayır, meşrutiyeti kabul edenler de var. Tam anlamıyla buna ulaşamam. Hareket ordusu demokrasi taraftardır. Bakın şimdi 31 Mart olayını kim bastırıyor? Hareket ordusu. Meşrutiyetle birlikte zaten demokrasi gelmemiş miydi? Halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanıyorsa. Bu da ne demek? Demokrasi demek. Tamam, şu an günümüzdeki demokrasi tam anlamıyla uygulanmış mıdır? Hayır. Ama yine de demokrasi anlamında büyük bir adım atılmış mıdır? Evet. Yani hareket ordusu demokrasi taraftardır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 31 Mart olayı Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk isyandır. Şimdi Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk siyasi isyandır ya da ne bileyim Osmanlı yönetimine karşı çıkan ilk isyandır deseydi okey. Ama Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk isyan mı? Hayır değil. Meşrutiyet yönetiminden Cumhuriyet yönetimine geçilmiştir. Bu da şu olayla ilgili değil. Tamam, bundan buna geçiliyor ama çok sonra geçiliyor. Bize burada verdiği bu değil. O yüzden cevabım Bolu diyeceğim. Evet, ilgili kavramım Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık. Arkadaşlar bunlar şimdi birinci ünitede geçiyor. Ama ikinci ünitede olsun, üçüncü ünitede olsun, dördüncü ünitede olsun, yani yedinci üniteye kadar illaki isimlerini mutlaka bir şekilde duyuyorsunuz bu fikir akımlarını. Bu fikir akımları Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkmış fikir akımlarıdır. Kimse zamanla önemini kaybediyor, kimse günümüzde hala barınıyor diyeyim, yani bu fikir akımı düşünülüyor diyeyim. Ya da Atatürk'ü de etkiliyor bu fikir akımları aynı zamanda. Bunların hepsini zaten ünitelerimizde çoğunda duyacaksınız. O yüzden sadece birinci ünitede deyip önemseyip önemsemeyip geçmeyin. Bunların hepsini çok iyi bilin. Şimdi Osmanlıcılık arkadaşlar, kısaca bahsedecek olursak, istiyorsanız burayı durdurup böyle yanlarını defterinize falan not alabilirsiniz. Çünkü örnek de vereceğim burada. Osmanlıcılık arkadaşlar, Osmanlı içerisinde yaşayan dil, din, ırk fark etmeksizin bütün vatandaşların, bütün insanların Osmanlı vatandaşı sayıldığı bir fikir akımıdır. Ama bu önemini kaybediyor. Ne zaman kaybediyor arkadaşlar? 1. ve 2. Balkan Savaşları'nda. Çünkü arkadaşlar 1. ve 2. Balkan Savaşları, Balkanlar hani o ırk, o millet bizim toprağımızdı. Sonrasında bunlar kendi bağımsızlıkları, milliyetçilik akımından etkilenerek konuşamadım bile. Kendi topraklarını kazanmak istedikleri için bize savaş açıyorlar.
Bu da Osmanlıcılık fikrinin bittiğinin göstergesidir ya da uygulanamadığının göstergesidir. İslamcılık arkadaşlar tüm Müslümanların halifenin etrafında toplanarak kurtuluşun İslam olduğunu düşünen, halife olduğunu düşünen bir fikir akımıdır. İslamcılık da arkadaşlar diğer adı da ümmetçiliktir bu arada. İslamcılık da 1. Dünya Savaşı'nda 2. ünitede göreceğiz. 1. Dünya Savaşı sırasında Arapların İngilizlerle bir olarak Türklere ihanet etmesi ile İslamcılık fikri de bitiyor arkadaşlar. Çünkü Araplar da Müslüman, Türkler de Müslüman, Müslüman Müslüman kavga ediyorsa demek ki İslamcılık fikri tam anlamıyla oturmamış, olmamış demektir. Türkçülük arkadaşlar şu an günümüzde de hani hala daha biraz demeyeyim de yani insanların içinde olan bir fikir akımı diyeyim. Dünyadaki bütün Türklerin tek bir çatı altında toplanmasını öngören bir fikir akımıdır. Bu da arkadaşlar Türkçülüğe örnek vereceğiz. Atatürk'ün yaptığı Kurtuluş Savaşı Türkçülüğün en büyük örneklerinden biridir. Batıcılık da arkadaşlar devletin kurtuluşunu Batı'yı takip ederek, Batı'nın yaptığı yenilikleri kendimize uyarlayarak yapmayı öngören bir fikir akımıdır. Buna da örnek olacak, verecek olursak Atatürk'ün inkilapları Batıcılığa örnekler. İşte ne bileyim soyadı kanunu, işte kılık kıyafet kanunu, takvim, saat, ölçülerde değişiklik gibi bunlar hep Batıcılık fikir akımının etkisiyle olmuş şeyler dedim ve soruma geçtim. Bu bilgilere bakılarak yukarıda bahsedilen fikir akımları hangisidir demiş. Osmanlı sınırları içinde yaşayan din, ırk fark etmeksizin herkesin Osmanlı Devleti vatandaşı kabul edildiği bu fikir akımı 1. ve 2. Balkan Savaşları'nın önemini kaybetmiştir. Bu olaydan sonra Türk siyasi birliğinin sağlanması amacı sınırlarımızın içindeki ve dışındaki Türklerle ilgili politikalar yürütülmeye başlanmıştır. Şimdi buraya kadar ne arkadaşlar? Osmanlıcılık. Bakın sonra ne diyor? Türk siyasi birliğinin sağlanması amacı sınırlarımızın içinde ve dışındaki bütün Türklere yönelik politikalar yürütülmeye başlandıysa yani ne demek? Türkleri tek çatı altında toplama fikri. Bu da nedir? Türkçülük. O zaman ne diyeceğim? Cevabım Ceyhan. Evet arkadaşlar konularımız bu kadardı. Yine yanlışım olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da hocam ben burayı anlamadım. Hocam bunu tekrar bir söyler misiniz? Hocam soruda yanlışlık var gibi ben öyle düşündüm falan gibi düşünceleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Bu videoyu izlemeden önce ya da izledikten sonra da aynı şekilde gidin önce konu anlatımları izleyin ki hani tam anlamıyla konular otursun. Sonrasında bu soruları tam anlamıyla çözebilirsiniz zaten. Yine anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.